yazılım ağı hakkında konuşmak istiyorum. Ülkede yazılım eğitimi gerçekten az ve bizim geleceğimiz yazılım. Yani her şeyin üretiminde yazılım bulunuyor. Bilgisayarda bilen. Ya yani her şey çok pahalandı. Bir bilgisayarlara merak duyuyorum. Ben sadece videolarını izleyebiliyorum. Yani ülkemize yazılım gelmeli. Yazılım kursları daha çok açılmalı. Çok teşekkürler, harikasın. Şöyle söyleyeyim, yazılımla ilgili iş garantili eğitim kurslarımız var Enstitü İstanbul'da. Ayrıca senin yaş grubunla ilgili de spor müdürlüğümüzün bünyesinde yine yaz döneminde özellikle kamplarımız var. Kış dönemi de devam ediyor. Ama bunu tabii çok arttırmamız lazım. Lütfen onu da bir ara burada kütüphanedeki arkadaşlarımızdan sor ve öğren. Katılmanı istiyorum. Bu güzel fikrinden dolayı da sana teşekkür ediyorum. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Çok hızlısınız bu arada. Çanakkale'de gördüm Twitter'da bugün sizi. Baktım bugün de geleceğinizi biliyordum ama hiç tahmin etmemiştim. Hoş geldiniz. Sağ ol. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Harikasın. Kütüphanelerle ilgili sorunlardan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da hemen hemen çoğu kütüphaneyi ziyaret ettim ancak hemen hemen hepsinde aynı sorun var. Öncelikle internet sorunu var. İnternet bağlantısı mevcut ama bağlantısı çok yavaş. Ders kayıtlarını bile zor izliyoruz. Ben bilgisayar kullanarak ders çalışıyorum. Aynı zamanda karşımdaki masadaki insan da ders çalıştığı zaman bir elektrik sorunu oluyor. Ve üçüncü sorun da bence çalışma saatleri. Çoğu kütüphanemiz 7'de kapanıyor ve 9'da açılıyor. O gün hani önemli bir işimiz olabilir. Biraz geç katılmak zorunda kaldığımızda maalesef çok kısa zaman dilimde verimli bir şekilde ders çalışmamız gerekiyor ve maalesef bu da çok zor oluyor. Ben bu kütüphanenin sizden 7/24 açık olmasını rica ediyorum. Talebinizde haklısınız ama tabii her kütüphanenin koşulları gereği. Yani 24 saat açık olmasıyla ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Bulunduğu bina, bulunduğu ortam. Çünkü bu aynı zamanda güvenlik organizasyonu demek, başka başka ihtiyaçları demek. Ama bir kısmında 24 saate, bir kısmında da yani süreyi uzatmayla ilgili çalışmalarımız var. Zaten bir bölümü de öyle hizmet veriyor zaten. Ama sayısını arttırma konusunda çalışıyoruz. Açıkçası bu internetle ilgili ben de ziyaret ettiğimde yavaş vesaire diyen arkadaşlarımız var. Bu konuda da ben de söylüyorum, bu çağda internet sorunu duymak istemiyorum. Çok net. Yani bu çağda bu olmaz. Ama ben de dönem dönem duyuyorum. Bazı yerlerde bu sorun yok ama bazı yerlerde bu sorunu duyuyorum. Mutlaka telafi edeceğiz. Dilek'le beraber yanınızdayız. Ben Dilek'in de önümde duran, ilham veren adımlarla ilgili çalışması var. Özellikle genç kızlarımıza, özellikle çocuklara dönük güzel çalışmaları var İstanbul Vakfı'nın. Belki o da edebiyatla ilgili zaten sağ olsun evimizin lokomotifi. Ona imrenip hepimiz kitaba sarılmaya gayret ediyoruz. Ona söz vermek istiyorum. Hocamızın dediği gibi edebiyatsız bir hayat düşünülemez. Aslında düşünmek için de edebiyata ihtiyacımız var. O yüzden ne kadar çok kitap okursak, o kitapları okurken her hangi konu olursa olsun hayatımızın hangi tarafına işleyebileceğimizi hesaplayarak okursak kitaptan alacak olduğumuz katkı inanın daha da fazla olacak. Ben çünkü kitaplarımı öyle seçiyorum. Yani okuyacağım her kitap beni bir sonraki adıma nasıl taşıyabilir? Hep bu düşünceyle, bu kaygıyla okuyorum kitaplarımı ve çocuklarıma da bunu öneriyorum. Ruhumuzu da beslememiz lazım. Yani yaşadığımız hayata adapte olabilmek için kendi içimizi ve kendi özbenliğimizi beslememiz gerekiyor. Bunun da tek yolu kitap ve müzik. Gerçekten hepinize kitap dolu bir hayat diliyorum. Bir yeraltı suyu olarak kalmıştır Memuzin. Doğuda bile çok az kimsenin bildiği. Çünkü Ahmet'e hani takılıp kalmıştır. Her zaman sıkı bir kimlik kontrolüne sanırım bir tek Hilmi Yavuz'da geçer. Bildiğim kadarıyla yazılı Türk şiirine. Cemal diyor ki aşktan aşka fark vardır. Bazen ipe götürür, sallandırır sehpada. Buyurgandır adına hutbe okutur bazen.
kendine yol döşeyenden gerçek aşkı bekleme. Örneğin kimine Paris'te aşk başkadır. Oysa Cemal hiç sevmedi o başka aşkı. Bir Sunay'la beraber gidip de gördüğünde elini bile sürmeden aynı otelde yattı. Bir kuş yuvası ekiyle ama o da yerinde. Bağlı kaldı doğunun gizemli aşk fiiline. Cemal diyor ki, aşkla vardım bir gürlüğe, daha geniş bir gökyüzünde soluk alan şiire. Bir aptal görgüsüyle benden çıkıp yürüdüm. Bakın, görün ölümün başı nasıl önünde. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, bir şey söylemek istiyorum. Oy veren, oy yaşı gelen gençler var aramızda. Oldukça sayısı yüksek. Ama ben biliyorum ki oy vermese de az önce 10. sınıf arkadaşımızı dinledim burada. Çok dolu dolu şeyler söyledi. Bilinci çok yüksek gençlerimiz var. Siyaset ayıp bir şey değil. Evet, siyasetçiler olarak bizler ayıp yapıyoruz bazen. Bu hoş bir şey değil ama siyaset ayıp bir şey değil. Siyaset bir çözüm alanı ve bu seçim önemli bir seçim. Aslında bu seçim geleceğimizin seçimi, özgürlüklerin, adalet, hak, hukuk talebinin karşılık bulacağı ya da bulmayacağı bir seçim. Dolayısıyla lütfen konuyu çok ciddiye alalım. Özellikle oy verecek genç arkadaşlarımdan bunu istiyorum. Ve özellikle de şunu istiyorum. Kırılabilirsiniz, üzülebilirsiniz, kızabilirsiniz. Duygularınız var, bunu anlıyorum ama siz ve yakın arkadaşlarınızla konuşun, oyunuzu sakın bölmeyin. Oyunuzun adresi hedefinde millete iyi hizmet olan ve milletin ittifakını kurmak olan Millet İttifakı olmalı. Ve mutlaka Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermelisiniz diye düşünüyorum. Buna özeninizi talep ediyorum. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Bakın biz hep beraber 6 lider bir arada, bunu handikap gibi düşünüyorlar. Asla öyle değil. Ben ortak aklın şurada bile ortak aklın bize öğrettikleri sayesinde birçok konuyu belki düzelteceğiz. Vatandaşını dinlemeyen akıldan kurtulma, vatandaşını dinleyerek onunla beraber iş üretme aklından faydalanma dönemi arasında bir tercih seçimidir bu. Lütfen ortak aklın yanında olun, bu birlikteliğin yanında olun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Suudi'ydi değil mi daha önceki? Hayır, Tuana'ydı. Tuana, özür dilerim, buydurdum. Bağımsız bir senaryo yazarıyım. Ben şunu çok net söyleyeyim. Siz o desteği verin, ben sizi ödüle doyuracağım. Atakent Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Devlet liselerindeki ekipmanların da, kitapların da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir soruna işaret ettin kızım sen.